Değerli izleyenler, İnegöl Esnaf Sarayı Mayıs ayının ilk haftasında açılacak. Geçtiğimiz günlerde AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve İnegöl Esnaf Odalarının başkanları ile bir inceleme yapan BESOK Başkanı Arif Tak, Esnaf Sarayı'nın düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını kaydetti. AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, BESOK Başkanı Arif Tak ve Esnaf Odalarının başkanları Esnaf Sarayı'nda incelemelerde bulundular. Mayıs ayının ilk haftası veya ikinci haftası düzenlenecek olan bir törenle Esnaf Sarayı'nın açılışını yapmak istediklerini belirten BESOK Başkanı Arif Tak, düzenleyeceğimiz törene bakanlarımızın gelebileceği bir tarihe göre ayarlıyoruz. O yüzden net bir tarih veremiyoruz. En geç Mayıs'ın 15'ine kadar açmayı düşünüyoruz diye konuştu. Evet, İnegöllülere hayırlı olsun diyorum. Esnaf ve sanatkarlar hizmet binası, eğitim ve hizmet binası olarak isimlendiriyoruz. İnşallah Nisan sonu ve Mayıs'ın ilk haftasında veya ikinci haftasında açılabilir. Bir tören yapmak istiyoruz, buranın açılış töreni yapmak istiyoruz. Kim gelebilir? Tabii görüşeceğiz. Sayın Bakanlardan birileri gelebilir, Ticaret Sanayi Bakanımız gelebilir mi diye düşünüyoruz. Yani bakanlarımızın gelebileceği bir tarih olsun diye düşünüyoruz. O bakımdan onların tarihine uymak durumundayız. Onun için çok net bir tarih veremiyoruz. Ve inşallah Mayıs'ın en geç 15'ine kadar açmayı düşünüyoruz. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, yapımına geçen yıl başlanan ve önümüzdeki ay açılması düşünülen Esnaf Sarayı ile ilgili olarak da sevinçli olduklarını belirtti. Yapımına geçen yıl itibariyle başlanan ve bugünler itibariyle de ki sanırım bir ay içerisinde herhalde toparlanan, tamam bitmiş olan Esnaf Sarayımız için, İnegöl Esnaf Sarayı için çok sevinçli ve mutlu olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Olayın hikayesini daha önce çok anlattık, anlatmaya gerek yok. Nihayetinde öncelikli ve acil olan konularla alakalı zaten bizim her zaman acele hareket ettiğimiz ve konuyu önemsediğimizi biz her ortamda ifade ediyoruz. Bu konu da acil ve önemliydi. Farklı farklı mekanlarda dağılmış olan esnaf odaları, binaları ve şehir içerisindeki yoğunluktan da olumsuz etkilenen esnaf kitlesi vardı. Dolayısıyla bunların tamamını bir bina altına toplamış olduk. Bu binanın tabii ki iş ve işçi bulma kurumu gibi, bunun yanında Bağkur gibi, SSK gibi farklı müştemilatlar da olacak ki bunun çok daha önemli yapı haline geldiği o zaman ortaya çıkacak, daha da önemsenecek. Hemen Adnan Menderes Bulvarı'nın yanı başında, öğretmen evinin arkasında, kütüphanenin karşısındaki bu mekan, bu işin gerçekten çok da iyi bir mekan, olumlu bir mekan. Hayırlı olsun diyorum, biz ilk günden itibaren esnafımızla alakalı gerçekten ne yapılması gerekiyorsa tabii ki kanunlar ve imkanların el verdiği doğrultuda bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Fen işlerinde, imar işlerinde, tüm bilimlerde özellikle daire müdürlerimize ve arkadaşlarımıza teminatın, istihdam sağlayan, vergi veren, ihracat yapanla alakalı mümkün olduğu kadar kolaylatıcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah tüm siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum kuruluşlarımız buranın açılışına katılacaklar ve bizim ne kadar esnaf dostu olduğumuzu anlayacaklar. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah.